Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 90 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. Bir salonda 24 erkek 18 tane de kadın varmış. Arkadaşlar bir erkek diyelim. Bir de kadınlar diyelim. 24 tane erkeğimiz var alasına 24 erkek 18 tane kadınımız var alasına 18 tane kadınımız. 5 evli çift gelmiş. 3 evli çift de ayrılmış. O zaman toplam salonda kaç evli yeni çiftimiz var? 3 evli yeni çiftimiz. 3 evli yeni çift demek 3 erkek 3 kadından oluşur. Doğru mu? Evet hocam. Topladık kaç oldu erkeklerin sayısı? 27 kadınların sayısı da 21. Bir de arkadaşlar burada çocuklarımız varmış. Diyor ki son durumda salondaki çocuk sayısı kadın ve erkeklerin sayısının farkına eşitmiş. Aa o zaman bunların farkı 6 mı? O zaman çocuk sayısı 6'dır. Bitti. Sonra da diyor ki salonda çocuk sayısı kaçtır? E, 6 varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Tuna 30 basamaklı bir merdiven çıkarken her adımda x basamak. O zaman kaç adım atar? 30 bölü x adım atar. İnerken de y basamak olacak şekilde çıkıp iniyor. O zaman inerken kaç adım atar? 30 bölü y adım atar. Toplamda 25 adım atmış eşittir 25'e. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Kırmızı kalemimizi aldık. Diyor ki x artıya toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar şıklara bakın hep küçük sayılar. O zaman ben dedim ki 30 kimlere bölünür? Hocam bunlardan x ve y'nin birisinin bir olması imkansız. Çünkü birisi biri olursa sonuç 30 veya 30'dan büyük olması lazım. İmkansız. x'e 2, y'ye 3 diyelim. Hani 2, 3 ya da 2, 5 ya da 2, 6 ya da 3, 5 bu şekilde deneme yapacaksınız. Ee, şıklara baktım zaten küçüktür. Aa ben şeyi işaretlemişim <laughs> C'yi işaretlemişim Doğrudur neyse bir defa işaretledik 32'ye böldüm 15 mi 33'e böldüm 10 topladık 25'i verdim Ve verdi hocam Zaten diyor ki kaç olabilir Arkadaşlar birisi 2 birisi 3 olabilir Toplamı da 5'tir Soru bitmiştir tamam Olay anlaşıldı mı <laughs> mantık bu olay bu Şimdi bir erkekler Diyelim bir de kızlar diyelim. Arkadaşlar erkekler ve kızlar. Bu kız öğrencimizin kaç erkek arkadaşı var? Y tane erkek arkadaşı varsa o zaman salonda ya da sınıfta y tane erkek vardır. Geldik buraya. Erkeğin ise x artı 3 tane erkek arkadaşı var. Kendisiyle birlikte x artı 4 tane erkek olur. Tamam. Erkekleri hem kıza göre hem de erkeğe göre hesapladık. Şimdi geldik kızlara. Yani kıza göre kaç kızımız var? Sınıftaki kızımızın kız arkadaş sayısı y bölü 2 artı 11'miş. O zaman kendisini de eklersek o zaman y bölü 2 artı 12 olmaz mı? Erkeğin ise kız arkadaşı x ise zaten direkt x'tir. Bitti. Çünkü kızın kız arkadaş sayısı y bölü 2 artı 11 diye kendisini de eklersek o zaman y bölü 2 artı 12 olur. Bizim toplam sınıftaki kızlarımızın sayısı. Tamam. Aa, aa, buraya böyle bir artık koyalım. Aa, aa. Tamam mı gençler? Şimdi buradaki erkeklerle buradaki kızlar birbirine eşit değil mi? Evet hocam. O zaman y neye eşittir? y x artı 4'e eşittir. x neye eşittir? y eksi 4'e eşittir. O zaman ben bu tutsam, bunlar da birbirine eşitesem ve x yerine y eksi 4 yazsam bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntı olacak? Soru bitti. y bölü 2 artı 12 eşittir y eksi 4'e. Yani x yerine y eksi 4 yazdım. Tamam y'yi bu dur dur dur. Şu y'yi şu tarafa atalım. Soldaki y bölü 2'yi sağ tarafa atalım. Y'den y bölü 2 çıktı. Y bölü 2 mi kaldı? Eşittir X 4'e sol tarafa atarsak 16 mı olur? İşler dışlar çarpımından y ne oldu? Hocam y 32 oldu. Evet y'yi 32 buldum. aa y'miz 32. Soru bizden ne istiyor? Sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Erkeklere baktığımız zaman ben burada neyi görüyorum? Zaten y'yi görüyorum. Ya da x artı 4'ü görüyorum. X de sonuçtur. E, şıklarda y varsa, e, y de 32 ise cevap 32'dir. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım derdimizi anlatabildik. Mantık bu, olay bu. Güzel bir sorudu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Bir yayın evi küçük, orta, büyük boy koliler yayın evinde küçük, orta ve büyük boy koliler olup bu koliler sırasıyla 3-4-5 adet kitap konularak kargolanmaktadır. 62 tane kitap toplam 17 adet koli. Dur, 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 dur. 3, 4 ve 5. Bundan X koli, bundan Y koli, bundan da Z koli olsun. Toplamı 17 adet kolimiz mi gidiyormuş? Yani X artı y artı z eşittir 17. Al sana 17. Bir de diyor ki 62 adet kitap. E, ee, x koli eğer her kitapta her kolide 3 kitap varsa toplam kitap sayımız 3x artı 4y artı 5 eşittir 62. Var mı burada bir sıkıntı? Hocam ne sıkıntı olacak? Şimdi bu yerleri yok etmek istiyorum. Tamam yerleri yok edelim. Alt tarafı neyle çarpalım? 4'ten çarpalım. Üst tarafı da eksiyle çarpalım. 4'ye 4'ye götürsün. 4x'ten 3x çıktı. X. Eksi z. Eşittir 4'ten 17'nin çarpımı 68 mi arkadaşlar? 68'den 62 çıktı 6 mı kaldı? Süper. Demek x eksi z 6'ymış. Biz kafamıza göre x ve z'ye değer yazamıyoruz. x eksi z'nin 6 olduğunu biliyorum. Tamam hocam 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi, 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 şimdi. Soru benden ne istiyor? En küçük kolu en çok kaç olabilir diyor. Yani benden buradaki istediği şey arkadaşlar a, buradaki x'imiz. Şimdi 12'ye 6 dersem toplamı 17'yi geçer. Olmadı. 5'e 11 desem en fazla. Yani şuradaki z'ye 5, y'ye 11, şey, x'e 11, y de otomatikmen 1 olur. Doğru mudur? Hele bakalım 11, 1, 5 üst tarafı sağlıyor mu sağlamıyor mu? Sağlıyorsa alacağı en büyük değer 11'dir. Soru bitmiştir. Hadi 11, 1 ve 5. 11 3'ün çarpımı 33 artı 4 artı 25. Toplayın arkadaşlar bu ikisinin toplamı kaç oldu? 37. 37'yi 21 25'ten topladık kaç oldu? 62. Aa, verdi vallahi. <laughs> Demek ki x'in azca en büyük değer kaçmış arkadaşlar? 11'miş. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Yani cevap 11. <laughs> 49 tane kitap sınıftaki bulunan öğrencilere, erkeklere ikişer tane kitap veriliyormuş. Yani 2 çarpı e artı. Kızlara da 3'er tane veriliyormuş. 3 çarpı k. O da eşittir 49'a. Tamam. Soru benden ne istiyor? Diyor ki sınıf mevcudu en çok kaç olabilir? O zaman 2 ile çarpıldığı için erkeklere en büyük seçeceksiniz. Ben bu kızlara 1 dersem 1 kere 3 3 karşıya attım 46. O zaman erkekler kaç oldu arkadaşlar? 23 oldu. O zaman sınıf mevcudu en çok kaçtır dendiği zaman en çok 24'tür. Varmış yukarıda 24? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Aşağıdaki şekilde kutuya kaç bilye olduğu verilmiş. Tamam. A kutusuna günde 2 bilye. E toplam kaç gün olsun? X gün olsun. Günde 2 bilye atıyorsak artı 2X. B kutusuna günde 1 bilye atılıyormuş. Artı 1X. C kutusuna da her gün 3 bilye alınıyormuş. Eksi 3x. Tamam. Her gün 3 bilye alırsanız e, x günde 3x bilye alırsınız. Diyor ki en son kısımda kaç gün sonra işte x gün sonra A ve B kutularındaki toplam bilye sayısı C'ye eşittir diyor. Aa, şu ikisinin toplamı A buna eşit olacakmış. X'ini toplayalım. 18 daha 18 mi olur? Artı 1x 2x daha 3x mi olur? Eşittir. 90 eksi 3 x'e. Şu eksi 3 x'i sol tarafa atalım. Söyleyin bana. 6 x mi olur? 18'i karşıya attım. 72 mi olur? x buradan kaç çıktı? 12 çıktı. Demek ki bu olay 12 gün sonra gerçekleşiyormuş. şıklarda 12. Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Bir okulda her gün 120 öğrenciye 8 pardon pardon her gün diyorum. Bir okulda her 120 öğrenciye 8 öğretmen düşüyormuş. Tamam izleyin ben arkadaşlar. O zaman bir öğretmene 15 öğrenci düşer. Evet 8'e 8'e bölün arkadaşlar. Bir öğretmene 18 şey 15 öğretmen düşer. Şöyle diyelim. Öğrenci kalemimizi alalım. Öğrenci ve öğretmen, tamam, öğretmen. Bir öğretmene 15 öğrenci düşüyorsa, o zaman x öğretmene 15 çarpı x öğrenci düşer. Doğru mudur? Diyor ki 400 öğrenci daha geliyormuş. Ha, öğretmende artış var mı? Yok. O zaman toplam bizim kaç tane öğrencimiz oldu? 400 artı 15x öğrencimiz oldu. Bölü öğretmen sayısına bölersem her bir öğretmene kaç öğrenci düştüğünü buluruz. Soruda diyor ki 100 öğrenciye 5 öğretmen düşüyor. Oğlum 5'e böl 1 öğretmene 5'e böl 20 öğrenci düşer. Yani eşittir 20 olacak. Bitti. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın başlangıçta diyor ki her okulda bir, şey, bir, bir okulda 120 öğrenciye 8, 8 öğretmen düşüyor. Tamam 8'e böldüm. Bir öğretmene 15 öğrenci düşer. O zaman x öğretmene 15 x öğretmen düşer. Çünkü kaç öğretmen olduğunu bize vermemiş. Tamam hocam. 400 öğrenci daha geliyor. Öğrencilere 400 daha ekledim. O zaman toplam kaç kişi oldu öğrenci sayısı? 400 artı 15 x. Bölü öğretmen sayısına bölersem her bir öğretmene kaç öğrenci düştüğünü bize verir. E tamam. 5 öğretmene 100 öğrenci düşmüyor muydu? O zaman 1 öğretmene 20 öğrenci düşer. 5'e 5'e böldük. O zaman eşittir 20 soru bitti. Hadi işler dışlar çarpımı yaptım. 400 artı 15x eşittir 20x'ten. 15x'i sağ tarafa attım. 5x eşittir 400'den. 5'e böldüm. X buradan ne çıktı? 80 çıktı. Soru benden ne istiyor? İlk durumda okulda kaç öğrenci vardı? Aa, bizden istediği 15x. İlk durumda 15x öğrenci vardı ya. Soru bitmiştir. Bizden 15x istiyorsa x'e de 80 yazınca cevap kaç olur? 1200 olur. Var mı 1200? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Bir tencereye bir tava hediye ediliyor. Bir tavaya da bir fincan hediye ediliyormuş. Süper. Fincan da ayrı olarak tek satılabiliyormuş. Diyor ki 12 tencere. Arkadaşlar 12 tane tencere alırsak hediye olarak biz 12 tane tava mı alacağız? 12 tava bu hediye. Yani bedava. Tamam. Buna para vermedik. Tamam. Sonra da diyor ki 20 tava alınacakmış. O zaman 20 tava eğer alınacaksa <laughs> geriye kaldı 8 tavamız. 8 tane tava aldığımız zaman e, 8 tane de fincan verilmeyecek mi? 8 fincan. Tamam. Bu da bedava. Ama toplam 38 tane fincan alacaktık. O zaman geriye kaldı. Kaç fincanımız arkadaşlar? 30 tane fincanımız. <laughs> o zaman biz neye para verdik? 12 tencere, 8 tava, 30 fincana para verdik. Diyor ki Buna göre aynı gün satılan ürün sayısı kaç Yani paranın verildiği ürün sayısı. Hadi toplayın bana bunları. 50 mi olur? Var mı 50? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Aşağıdaki şekilde verilen süt şişeleri, fincanlar ve bardaklar özdeşmiş. Tamam bir sıkıntımız yok. 1 ve 2 nolu şekilde dolu süt şişelerinin süt ile dolu süt şişelerindeki süt ile kaç fincan bardağın süt ile doldurulacağı verilmiş Tamam fincan ve kaç bardak ile Tamam burada mesela birinci şişede 2 e, fincan 3 bardaklan doldurulmuş İkinci süt şişemizde 3 fincan 2 bardaklan doldurulmuş Tamam Tamam o zaman bir saniye bir saniye burada fincanlara F diyelim 2 tane fincan artı 3 e, tane, Bardak eşittir. Buradaki aynı şişeden bahsediyorsak eğer, 3 tane fincan artı 2 tane bardak Var mı sıkıntı? Hocam 2 bardağı bu tarafa sallayalım. Yani bardak. fincan da karşıya e sallayalım. <laughs> eşittir fincan. Yani bardak fincana eşitmiş. Tamam. Bardak fincana eşitse, sonra da diyor ki buna göre tamamı, dur 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 o zaman tamamı arkadaşlar 5 tane bardaktır. Bu fincanları silip bardak 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 da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. 5 bardakla, bardaklardan 5 tanesiyle doldurulur. Diyor ki buna göre e, aynı şişedeki süt ile kaç tane bardak 1 bölü 3'üne kadar doldurularak e, yani 1 bölü 3'ü ne kadar doldurulabilir? Arkadaşlar bardakların tamamıyla yani tamamı doldurulursa eğer. 5 bardakla doldurulmuyor muydu kardeşim? E tamam bardakların üçte biri ile eğer dolduracaksak 3 katı. Yani 15 bardakla bu işi bitiririz. Varmışlıklarda 15? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Bardakların yarısı doldurulsaydı o zaman 10 bardakla işi bitirdik. Bardakların 1 bölü 4'ü ile doldurulsaydı kardeşim. 4 kere 5 20 bardakla dolduruldu. Tamam. Aylin 60'tan başlayarak 3'er 3'er ileriye doğru. Beril ise 240'tan başlayarak 5'er 5'er geriye doğru sayıyormuş. Dur 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 dur. Bana bu 3 ve 5'in katları ne var? 15'in katları. Bunlar 15'in katlarında bir. Hep birlikte aynı sayıları söylerler. Ama 15'in katlarında. Aylin ve Beril'in söyledikleri sayıların kaç tanesi aynıdır diyor. Benden 15'in katlarını istiyor. Tamam 60'tan başlamıyor muydu kardeşim? 60. 75. 15 ekliyorsunuz. 90. Nokta 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 nokta. Kardeşim bu da 240'tan geriye doğru gelmiyor muydu? 240'ta 15'in katı değil midir? E tamam bitti. Ortak söylenen sayılar bunlar. Benden bunun terim sayısı isteniyor. Terim sayısı nasıl bulunurdu? Son terimden. ilk terimi çıkartırdık. Bölü artış miktarı artı 1. Hatırladınız değil mi? Tamam. 240'tan 60 çıktı 180. 15'e böldük 12 mi? Bir daha 13. Varmış çıkarda 13. Tabii ki var. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Ahmet Bey ve eşi Gizem Hanım Ocak ayındaki maaşları toplamı 5600 liraymış. Dur, 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 dur. Ahmet Bey'in maaşına %20 zam Gizem Hanım'ın da maaşına 1 bölü 4 oranda zam yapılıyordur. Ahmet'in maaşı 10x olsun. Hani %20'sini almak kolay olsun diye. Gizem Hanım'ın da maaşı 4y olsun. Hani 4'te birini almak kolay olsun diye. Tamam. Yani 10x artı 4y eşittir 5600 liraya. Tamam. Diyor ki Ocak ayında zamlar yapılmış. Ahmet Bey'in maaşına %20 zam yapılmış. Yani 2x zam yapılmış. %20 2x artı. Gizem Hanım maaşına 1 böl 4 oranında zam yapılmış. Yani y lira zam yapılmış. O da artış miktarı 1280 liraymış. Aaa. Aa, aa, aa. Soru bitti. Benden ne istiyorsun? Ahmet Bey'in zamlı maaşı kaç liradır? Yani benden istediği arkadaşlar 12x. Evet 10x diye. Ahmet Bey'in maaşı. yüzde %20 zam yaparsak eğer 12x olur işte. Benden istediği 12x. Önce buradan bir x'i bulacaksınız. Hadi alt tarafı eksi 4'ten çarpalım. Bence soru bitti. Hadi 12'ten 8x çıktı. 2x mi kaldı? Eşittir. Zaten 4'ye 4'ye götürdü. 1284'ten çarpınca 1280'i hele bir 4'ten çarpalım. Hadi 0, 4 kere 8, 32 elde var. 3, 8 11'in biri elde var 1 5120 tamam 4'ten çarptık burası ne oldu arkadaşlar? Eee 5120. Eee 5600'den 5120 çıktı 480 mi kaldı arkadaşlar? Evet. Ee, 2'ye böldüm. X ne oldu? 240 oldu. Şimdi X yerine 240 yazınca 240 ile 12'nin çarpımı isteniyor. O da 2880'dir. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Urfa fıstığımız elinde 40 kg fıstık olan kuru yemişçi. Urfalı. <laughs> Urfa fıstığı biliyorsunuz. Türkiye'de en çok fıstığın üretildiği yer Urfa ve Birecik, Bozova. O taraflar Suruç. Bunu da ön bilgi severeyim. Tamam ismi Antep fıstığı olabilir ama en çok üretim Urfa'dadır. Bilginiz olsun. Fıstığın kilogram satış fiyatı 5x olarak belirlenmiş. Tamam 5x. 5 virgül x daha doğrusu. Sonra elemana veriyor. Eleman da onu yanlışlıkla x virgül 5 yapmış. Allah Allah. Ve tüm fıstıkları satmış. 108 lira fazla para kazanmış. Wow, aferin lan bu <laughs> çırağa. Tamam yani 40 çarpı e, ee, çırağın sattığı bu fiyatta x virgül 5 değil mi? Eksi. Normalde fiyatı 5 virgül x'ti. Farkını 40 ile çarptım. 108 lira fazla paraya sattım. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Bitti. Hadi. Burası e, 40 çarpı. Dur 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 dur. Bu x virgül 5 yani x 5 bölü 10. Bu da 5x bölü 10 virgülü 10 diye yani bölü 10 diye yazdım. Eşittir 108'e. Tamam. Ee, 10x'ten 1x çıktı 9x. Hatta alt taraftaki 10'a 10'a böldüm. Burada bir 4 kaldı arkadaşlar. Ee, 9x eksi 5'ten 50 çıktı 45. Eşittir 108'e. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 27 mi kaldı arkadaşlar? Evet. Ee, sonra 9x. Eksi 45. Eşittir 27'den. Bak 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 bak. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 5. 9'a böldüm 3. Eksi 5'i e karşıya attım. X ne oldu? X 8 oldu. Soru benden ne istiyor? X kaçtır diyor. Cevap 8'dir. Soru bitmiştir. Gençler bakın. Diyor ya 108 lira fazla. Para kazanmış. Şimdi toplam 40 kilomuz vardı. Önemli olan denklemi kurmak. Çarpı. Çırak neye satıyordu? X virgül 5'e satıyordu. Ama orijinal fiyatı neydi? 5 virgül X'ti. A bunların farkını 40 ile çarpınca ne kadar fazlaya satmış olurum onu bulurum. Tamam. Bitti. A buradaki denklemden benden X'i istiyor. Bu kadar. Tamam.